Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet ne yapalım harika şu güzellikleri sizlere teker teker göstereceğim ve şu güzellikleri insan bakmaya doyamıyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benim menekşelerim yeni yeni açmaya başladı ve bu menekşeye ne uyguluyoruz ve neler yapıyoruz hepsini teker teker size hemen anlatacağım daha önce videomda çok çok paylaştım ama yine yine paylaşalım. İlk defa bizi bu videoda bizimle beraber bu videoyu izliyorsanız eğer e, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ve kanalıma abonelikler tamamen ücretsizdir. Kesinlikle aboneliklerde ücret yoktur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Evet zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Önce siz haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar şöyle teker teker tereyağı menekşelerimiz ee, şurada gördüğünüz gibi harika böyle mini mini prenseslerim var. Ve e, harika da özel tür Picasso menekşelerimiz var arkadaşlar. Evet gelelim şöyle teker teker o güzellikleri sizlere paylaşmaya. Hemen hemen menekşelerimin çoğu açtı arkadaşlar. Ama şöyle bazen arada birkaç prensesimiz var tabi. Ama bunlar da açmasa da yaprakları güzel. O yaprakların o güzelliği yetiyor zaten. Evet şurada var yeni açmış prenseslerimiz. Buradaki gördüğünüz menekşelerin hemen hemen çoğunun hepsinin ilk çiçekleri arkadaşlar. Çünkü bebek menekşe bunlar. ilk çiçekleri böyle gördüğünüz gibi harika da güzel açtılar. Her ne kadar şöyle kocaman yetişkin gözükseler de artık daha bebek sayılır bunlar. Çünkü ilk çiçekleri arkadaşlar. Evet. Şöyle dönelim yavaş yavaş size şu güzelliği göstereyim. Danteller gibi. Kıvır kıvır prensesimin çiçekleri. Evet. Yapraktan üretelim. Hatta suda köklendirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Yosunda köklendirebiliriz. Kavanozda köklendirebiliriz. E, sera yöntemiyle köklendirebiliriz arkadaşlar. E, şöyle gördüğünüz gibi harika. Direkt e, bardağa asılıp suda köklendirebiliriz ama direkt dikip e, sera yöntemiyle de e, çoğaltabiliriz menekşelerimizi. Evet yaz aylarına geliyoruz arkadaşlar. İnşallah sağlıkla sahatle bu çiçeklerimizde kış ayına tekrar ulaştırmayı nasip etsin inşallah. Çünkü menekşeler e, sıcak havayı sevmiyorlar arkadaşlar. Nem rutubeti sevmiyorlar. O yüzden bu menekşelerimizi birazcık zahmetli oluyor. En e, duygusal, en narin çiçeklerden birisi, en kibar çiçeklerden birisi menekşelerdir diğer çiçeklerime hiçbir e, zarar ziyan olmazken bu her yaz e, bayağı bir menekşe kaybımız oluyor. Bu hemen hemen çoğu menekşe sever arkadaşlarımın da başına gelmiştir. E, o yüzden en doğru bakımı nasıl yaparız? En doğru bakımı nasıl yapmalıyız? Onları paylaşalım dedim. Ve menekşeler daha önce de videomda paylaştım ama belki bu videoyu da ilk defa izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. E, menekşeler Sıcaktan dolayı, nemden, rutubetten dolayı arkadaşlar çok menekşe kaybediyor kök çürümesi oluyor, yaprak çürümesi oluyor. O yüzden en serin evimizin en serin ortamına koymamız gerekiyor menekşelerimizi ve hatta klima ortamında da e, durabilirler arkadaşlar. Ve e, pencere kenarında eğer e, çok yakınsa, güneşe çok yakınsa menekşelerimiz birazcık gölgeye alabiliriz gölge tarafa çekebiliriz. Pencereden uzaklaştırabiliriz menekşelerimizi ve hatta eğer yoğun yapraklıysa da aralardan yapraklarını kopartıp şöyle göstereyim. Şöyle aradan yapraklarını kopartacağız. Aralarının hava almasını sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle aralarından kopartacağız ve araların hava almasını sağlayacağız. Tıpkı şuradaki Yapraklarımız gibi. Baya bir yaprak kopardım ben burada. Bunları suya da ıslatabilirim. Direkt dikip sera yöntemine de koyabilirim. Ve şöyle Şuradaki menekşelerimizi ben yavaş yavaş size göstereyim. Evet buradaki menekşemizin Çiçeği Neredeyse ömrünü tamamlamak üzere. Bu çiçeği ömrünü tamamlamış menekşelerin Çiçeklerini kopartın arkadaşlar. Çünkü Tamamen gücünü yaz aylarında Çiçeklerine verir. tamamen gücünü çiçeklerine verir dedik. Bu çiçeklerin ömrünü e, tamamlıyor arkadaşlar. Bunları artık koparmamız gerekiyor. Çünkü bayağı bir e, çiçeğimiz yoruldu artık. Dinlenme dönemine biraz çekilmesi lazım. Hele de bu yaz sıcaklarında biraz biraz tabii çiçeğimiz e, dinlenmeye çekilecek ki gücünü tamamen toparlayacak, kökü güçlenecek, yeni yeni yapraklar çıkartacak. Birazcık ilerlemesi gerekiyor. Birazcık bu çiçekler artık bitiyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir uzun süre oldu çünkü açmaya başlayarak şöyle hemen çiçeğimizi kopartalım. Ki e, bu kök tamamen güçlensin ve kuvvetlensin arkadaşlar. Çünkü birazcık cansız oldu. Artık malum sıcaklardan dolayı da tamamen menekşemizi kaybetmek istemiyorsak eğer çiçeklerimizi böyle biraz kopartacağız. Üzerinde herhangi bir kuru yaprak ya da e, kuru yaprak ya da kuru çiçek varsa kopartmamız gerekiyor ee, şöyle yaprak formu çok kalabalıksa Eğer aralarından yapraklarını almamız gerekiyor aralarında mantari hastalıklar olmaması için e, koparmamız gerekiyor Ben şuradan biraz daha önceki videolarımda da aldım arkadaşlar bayağı bir açtım şöyle aralarını hava almasını sağladım gördüğünüz gibi minik bebek yapraklar çıkıyor Şöyle yaprak formlarını birazcık azalttık ki tamamen üzerindeki o çiçeklere versin gücünü diye. Tabi bu sıcaklarda da bu çiçekleri de alacağız üzerinden ve tamamen gücünü köküne versin diye kökünü güçlendirsin ve yaz aylarında biraz daha dayanıklı olsun çiçeğimiz diye. Gördüğünüz gibi bu prenseslerimizin daha ilk çiçeği dedik ve şurada baya bir aldık alt dallarını aradan dallardan aldım. Bu menekşemizde birazcık toparladık böyle. Gördüğünüz gibi baya bir toparladık. Evet gördüğünüz gibi şurada da harika yeni açan bebek menekşemiz var. Bunlar artık yetişkine, yetişkinliğe adım attılar. Bu ilk çiçeklerini açmayla yetişkinliğe adım attılar arkadaşlar. Evet bu konuda çok sorular alıyorum arkadaşlar. Çiçeklerimize, bebek menekşelerimize ya da yapraktan olan menekşelere, yapraktan üretmeye aldığımız menekşelere gübre veriyor musunuz diye. Onlara ben fosfor yapraklarına fıslatıyorum arkadaşlar. Tamamen yaprak formunu düzelsinler diye şey yapraklarına evet düzelsinler diye potasyum ve fosfor verdim. Ve gübrelemeyi de yaz aylarında yapmıyoruz arkadaşlar. Hem sıcak hem de o gübrenin sıcaklığıyla tamamen menekşelerinizi kaybetmeye sebep olabilir. Yaz aylarında vermiyoruz. Şu anda bu ayda Haziran ayı Haziran ayı gir, girmeden mayıs ayındayız arkadaşlar. Tam da bahar ayında. Bu bahar aylarında son vitaminlerini, son e, gübresini verebilirsiniz çiçeklerinizin, son besinleri verebilirsiniz. Çünkü e, artık yaz aylarına geldiğimiz için sıcaklar başladığı için o sıcaktan dolayı bir de gübrenin o sıcaklığıyla beraber birleştiğinde çiçeğinizi tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden kesinlikle yaz aylarında gübre vermeyin çiçeklerinize. Ben daha önce soru da aldım e, cevapladım ama dedim ki artık e, video çekeceğim arkadaşım o videoda sorularınıza cevap olacak çok güzel bilgiler olacak dedim bu menekşeler hepsi benim e, ama hepsi bu değil arkadaşlar benim diğer odamda da e, açmayan menekşelerim çok daha bunları böyle video çekmek için taşıdım buraya raftan getirdim ama e, diğer çiçeklerimin yanına taşıyacağım artık Çünkü ortam değişikliğine fazla gelmiyorlar birkaç gün iki günden beri benim masamın üzerinde bu çiçekler o yüzden videodan sonra ben bunları yerlerine raflarına alacağım raflarına da daha önce videomda hep paylaştım ama diğer taraf ışık aldığı için bol ışık aldığı için ben çiçeklerimi öbür taraf karanlık ışık geldiği için karanlık düşüyor arkadaşlar o yüzden rafında çekmiyorum ama led lambalı olursa bence harika olur. Böyle tepeden dolayı tepeden de güneş ışığı gibi led lambasının ışığını aldılar mıydı? O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Çok da severler aslında. Evet. Şöyle harika kızımızın yanına geldik. Şurada yine trail menekşemiz var. Mor prensesimiz var. Şurada bir trail menekşemiz daha var arkadaşlar. İnşallah bu pembe açar. Yaprak formu biraz daha bundan koyu duruyor şey açık duruyor İnşallah bu pembe açar bende iki tane eflatunu moru var zaten Evet şurada prensesimizin çiçeği kurumuş gördüğünüz gibi böyle kuruyan çiçekleri kopartacağız derken ben diğerinde kopardım ama sorun yok zaten yakın zamanda zaten bunların ben çiçeklerini kopartacağım arkadaşlar hepsini çünkü havalar sıcaklıyor Birazcık köklerini güçlendirsinler diyorum çok kalmadı bu çiçeklerin ömrü de az kaldı yani bunları da toparlayacağım üzerlerinden her ne kadar kıyamasak da böyle içimiz cız şöyle kopardığımız zaman şöyle kopardığımız zaman içimiz cız etse ee, yine de kopartacağız arkadaşlar toparlayacağız bu ee, tamamen köküne versin gücünü diye. Evet. Burada var bir prensesimiz. Bunu da kopartacağım ben. Şöyle çiçeğimizi şöyle hemen kök kısmından kopardık. Zaten ömrünü tamamlamak üzere. Evet. Bu prensesimiz de rocaga cinsi arkadaşlar. Rocaga cinsi bir tane de benim pembesi var. Bu da beyazı. Bizim bu prensesimiz fazla yoğun açmıyor. Yaprağı güzel arkadaşlar. Bu yaprağı güzel diye bir çiçek var ya, tabi onu andırdı. Bu yaprağı güzel. Böyle yoğun çiçekli maalesef ki olmuyor. Buradaki yoğun prenseslerimiz gibi maalesef ki olmuyor arkadaşlar. E, bu bana geldi geleli. Bu hemen hemen 3-4 yıllık menekşem bu. Yapraklarını da hep ürettim ama e, satışını da yaptım. Hatta yaz aylarında kuruttum bile. Sadece bu kaldı ama yine yapraklarından diktim. Ürüyor inşallah. Evet. Sadece yaprağı bu güzel. Tril cins e, şey, e, Rokoka cinsi diğer pembe olan güzel yoğun açıyor ama bu menekşemin galiba cinsinden diyorum ben. E, teker teker 2-3 tane açıyor ancak o kadar. Bak diğerini ben kopardım. Bir tane daha var burada. E, diğer tarafta daha yeni yeni çıkıyor ama kardeş vermiş buradan da. Gördüğünüz gibi kardeş vermiş. Evet, yaprak formu çok güzel. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimiz böyle unuttuğum şey var mı bilmiyorum ama dediğim gibi yaz aylarında en serin yere taşımamız lazım çiçeklerimizi ve sulamasını da toprak nemi kurduktan sonra yapabiliriz. Ee, toprak çamur toprağı kesinlikle çiçeklerimiz sevmiyor. Yaz aylarında daha dikkatli vermemiz gerekiyor çiçeklerimizi ve gübremeyi de kesinlikle kış e, aylarında yapmalıyız ve yaz aylarında kesinlikle yapmamalıyız arkadaşlar. Ee, gübrenin sıcaklığı o havanın sıcaklığı derken çiçeklerimiz tamamen kurutmaya sebep olmayalım. Evet bu arada Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Çok güzel müzik eşliğinde res videolarım var arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet minik bardaklarına diktim ben gördüğünüz gibi ve çay bardaklarına, kahve bardaklarına diktim şeffaf. Bunlar daha güzel oluyor. Hem toprak nemini görüyor arkadaşlar. Toprak neminin kuruduğunu görüyor, hem de köklerinin gelişkin olduğunu görüyor. Çok güzel oluyor. Böyle Gayet de sağlıklı kökleri var. Menekşemizin toprağını Yılda bir kere ben değiştiriyorum. Siz de değiştirebilirsiniz. Çünkü Yenilenen toprağa, yeni toprağa menekşeler bayılıyor. Çok seviyorlar. Zamanla biz yaptığımız gübrelemelerle, çiçek besinleriyle, Zirai ilaçlarla çiçeklerimizin o toprağını, maalesef ki bir de zamanla çiçeklerimizi beslemekten artık vitaminleri bitiyor. Topraktaki yeni toprağa bayılır menekşeler. Yeni toprağda kaliteli torf toprak, pervitli, verniküritli toprak alıp kendi toprağınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kendi menekşe toprağınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çok kaliteli güzel topraklar olur arkadaşlar. Evet. Video çektik. E, bu aralar e, çiçeklerimiz var diye ben bol bol menekşe videolar çekiyorum. Ama, balkon çiçeklerim de harika bu arada. Artık e, bunlardan sonra da onları da ara ara çekeceğim arkadaşlar. Hem bakımlarını anlatıyorum hem de böyle güzel çiçek formlarını gösteriyorum size. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepsi ayrı güzel. Hepsi harika. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve like'larımızı kesinlikle unutmayalım. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun, bilgim dahilindeyse mutlaka cevap veririm. Evet. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Kendinize iyi bakın, hep mutlu kalın. Hoşça kalın.